Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Loki çıkmış. Yani biz bunu cuma çıkacak sanıyorduk. Genelde Disney Plus'ta ya da diğer şeylerde böyle özel diziler cumaları çıkıyordu. Biz rahat rahat takılıyorduk. Bugün bir baktık çıkmış. Hemen apar topar izleyelim falan filan olduk. Bu yüzden video gecenin geç bir saatinde geliyor. Hatta tam şu anda Alican da Loki'nin bir tane figürünün incelemesini yapıyordu büyük ihtimalle. Onu da izlerseniz oldukça güzel bir video olacaktır. Tam bugünü bekliyordu yani. Daha doğrusu Cuma'yı bekliyordu. Tamam, Loki'nin dizisinin çıktığında figürü tanıtırım diyordu. Her neyse, bu dizi nasıl bir inceleme yapacağımızı söyleyeyim. Yine Mandalorian'da olduğu gibi, WandaVision'da olduğu gibi her bölüm incelemeyi düşünüyorum çarşamba günleri ve bu yüzden spoilerlı olacak. İşte dizide neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, kafamızı karıştıran, merak ettiğimiz yerler var mı, teoriler var mı, bunlardan bahsedeceğiz. Evet, ilk açılış bölümünden bahsedelim. Açılış bölümü tam beklediğimiz gibiydi. Biz bunun fragmanı üzerine Alican'la zamanında bir tane ikimizin de olduğu bir video çekmiştik zaten. Oradaki bütün beklediğimiz şeyler, araştırdığımız şeyler falan hepsini daha ilk bölümden önümüze sundu. 6 bölüm olacak. Önümüzdeki 5 bölümde neler olacağını kestirmek bu yüzden zor. Çünkü her şeyi birden önümüze attı ilk bölümde. Ne oldu ilk bölümde? 2012'deki Avengers'ın zamanına gidiyoruz. Ama oraya daha önce de bir kere gitmiştik. Endgame'de. İşte Endgame'le uğradığımız 2012'nin Avengers timeline'ında ne olmuştu? Tesseract bir şekilde orada Patakütü'ye şeyin arasında, hengamenin arasında eline geçmişti bizim Loki'nin. Dizi de tam bu sahnede başlıyor ve bize oradan sonra Loki'nin başına neler geldiğini gösteriyor. Aslında oradan sonra demek yanlış çünkü burada artık zaman kavramı birazcık değişmiş halde. Yani Loki açısından oradan sonra ne olduğunu gösteriyor. Loki Moğolistan'da falan bir yerlere düşmüş. Bir bakıyor böyle portallardan adamlar geliyor, bunu alıp götürüyorlar. Neredeyim ben? Gerçekten oldukça garip bir ortamda. Hiçbir şey anlamıyor, geziyor. Tabii biz fragmanlardan falan önemli araştırmalarımız sayesinde her şeyi ne anlıyoruz zaten ama o da küçük bir ekrandaki çizgi film bize her şeyi tanıtıyor. Ve bu tanıtımda da Time Variant Authority bize gösteriyor. Bunlar anlatıyor işte zamanın bir kutsal akış şeyi var. Yani bunu saptıranları alıyorlar buraya, mahkemeye falan çıkartıyorlar. İşte ceza olarak da sıfırlama falan diye bir şeyler diyor. Öncelikle sıfırlama benim çok dikkatimi çekti dizide. Yani bu sıfırlama dediği kişi şeyi mesela bir sopanın ucunda pat diye birini yok ederek yaptığını gösterdi. Bir de yani bunu kişiye özel gösterdi. Bir de direkt mekanı terk etmeden, bulundukları zamanı terk etmeden yerlere bir şey yerleştirerek sonra gidip bir sıfırlama yaparak gösterdiler. Ben bu sıfırlama konusunu aslında daha derinini, daha mantığını, mekaniğini anlamak istiyorum. Çünkü şu anda anladığım kadarıyla tamam, sıfırlama o timeline'daki adamı hop siliveriyor. Çünkü zaten o bir varyant, bir sürü şeyi var. O normal akışa geri dönemeyeceği için sıfırlanıyor. Ama bir de mekanda yaptığı var. O da herhalde bütün timeline'i siliyor diye düşündüm ben. Çünkü niye? Önce portaldan gidiyorlar çünkü. Biz kaçalım da burası sıfırlanacak tarzı. Yani filmin gösterimiyle mesela zaman akışı buysa komple, bunun içinde bir sürü zaman var. İşte şuraya kadar yeni bir zaman açıldıysa hop onu sıfırlıyormuş gibime geldi. Burada da şu soru geliyor o zaman. Yani sonuç olarak sen şuradan yeni bir zaman birimi, zaman timeline oluşturduysan tek varyant sen değilsin aslında. Bütün evrendeki herkes seninle birlikte artık burada varyant. Buraya gelip buraya sıfırlıyorlar ama seni götürüp mahkemeye çıkartıyorlar. Diğer insanların suçu ne şimdi? Onlar da varyanttı. O Moğollu tipleri düşünelim mesela. O Moğollu elemanlar orada çölde, şeyde, tarlada, şurada, burada gezen o tipler de varyanttı aslında mantıken. Sıfırlayacaksan Loki'yi niye alıp götürüyorsun? Onu da sıfırla geç yani. Mahkeme çıkartmanın mantığı ne? Yani mahkeme böyle birazcık absürt olmuş yani. Niye mahkemeye çıkarıyorsun? Ben bu işi koruyorsam giderim, yere yerleştiririm malları, kaçarım, o timeline'ı sıfırlayıveririm. Olay oldu, bitti. Yani o bir garip. Neyse, onu salladık. Belki sıfırlamayı daha ayrıntılı bize söylerlerse daha güzel bir şey görebiliriz. Ki zaten mantıken bakacak olursan niye öyle bir tesis yapıyorsun bu kadar? Gelen kişiye olayı anlatmaya çalışıyorsun, öğretmeye çalışıyorsun. Orada gişeler, bilet almalar falan filan. Bunlar biraz absürt komedi unsurları. Yani aslında çok da üzerine gitmemek gerekiyor. Gelelim. Loki'yi tamam buraya aldılar, mahkemeye çıkardılar. Sıfırlayacağız dediler. Zaten başka bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum orada. Yani birinin gidip ya ben şu sebepten dolayı sıfırladım deyip haklı çıksa mesela. Aa bu haklıymış dedikten sonra sen daha mahkeme bitmeden önce o timeline'ı sıfırlamıştın zaten. Sadece bu adam kalmıştı. Şimdi adam mahkemede kazansa
ne anlamı kaldı? Sıfırladın sen orayı, sadece bu adam elinde kalır. Yani o açıdan da mahkeme bir saçmalık. Yani mahkeme yapıyorsan Moğollu adamların olduğu timeline'ı niye sıfırladın? Önce mahkemeyi yapsaydınız. Demek ki işte dediğim gibi yani mahkemeyi kazanma ihtimali zaten yok. O saçmalık oralar yani. Absürt komedi. Neyse çok ilginç bir noktaya takılmışım değil mi? Yani üzerine mantıklı bir açıklama yapacaklarını da sanmıyorum. İşte sıfırlama deyip geçecekler gibime geliyor. Çünkü eğilmek istediği konu bambaşka. Bizim elimizde bir eleman var, Olsun. Bu adam ne yapmak istiyor? Böyle bir dedektiflik falan yapan bir adam. Cinayetleri çözmek istiyor. Çünkü bir varyant cinayetler işliyormuş. Ve bunun için de Loki'den yardım istiyor. Bu yüzden mahkemeden bunu alıyor. Sen bizle çalış kardeşim, bir olayımız var. Tabii ikna aşamasını izliyoruz. Birinci bölüm boyunca bu adamın ısındırılması, bu nasıl bir yerdir, nedir, ne değildir ve bizim sana niye ihtiyacımız var, seni ikna etmeye çalışıyoruz. Bu konsepte ilerliyor. Loki de ikna etmesi kolay bir adam değil. Yani inanılmaz egosu yüksek falan. Ben tanrıyım diye gezen bir herif yani. Ve çok güzel sorular soruyor. Avengers yapmadı mı lan diyor. Avengers de şey yaptı diyor. Zamanı elledi, onları da alsaydınız diyor. Ama ona vereceği cevap hemen şu. Bunu bütün izleyiciler soracağı için açıklama ihtiyacı duymuşlar. İşte onların yaptıkları işte bizim zaman şeyinin içerisindeydi, okeydi. Onun öyle olması gerekiyordu. Yani direkt bu açıklamayı yapıp geçtiler. Ben çok tatmin edici olmasa da en azından ona bir dokundurdular. Sormayın bize bu soruyu dediler aslında. Bunun dışında Loki'nin aslında bu bir illüzyon falan kafasına gelmesi çok iyiydi. Şey güzeldi, geçmişini ve geleceğini bu herife izletmeleri, işte öldüğü yere kadar, o Thanos'a kadar göstermeleri çok güzeldi. Ama bunu yani bildiğin Avengers filmlerinin sahneleriyle, aynı açılarla, aynı şeylerle göstermesi, ya başka çaresi yok, öyle gösterecek de ya yine saçma kalıyor. Yani bari poz verdikleri sahneyi falan koyma. Yani bunlar çünkü bizim filmdeki açılar abi, şimdi filmdeki açıyı oraya koyarsan ya bari poz vermesinler. Gerekli olan şeyleri göster, biz deriz ki şey yani başka ne göstersin canım, nasıl yapsın? İşte adam yapmak istediği şeyi, elindeki malzemeyi böyle kullanabilir. Yani sinematik açıdan da bunun bir sınırı var ya, ne yapsın? Ama yani poz vermeleri falan da göstermene gerek yok bence. Çünkü yani gerçekçilikten çok uzaklaşıyor. Yani gerçekçiliği bu da aramak aslında zaten saçma oluyor ama izlerken insan içine girmek için filmin daha bir olayların gerçekçiymiş gibi. İnanmak istiyor insan izlerken, tamam mı? Böyle bir şey var. Yani buraya absürtlükte şunlar bunlar kondu mu, inandırıcılığından baya bir şey kaybediyorsun. Ama diziyi kötülemiyorum ha. Dizi mis gibi dizi. Ben genellikle böyle takıldığım böyle şey noktalar üzerine konuşan bir adam olduğum için sanki gömüyormuş gibi bir algıda yaratmasın, oldukça kaliteliydi. Ve bizim fragman incelemesinde de tahmin ettiğimiz gibi Loki'nin tek varyantı bu değil. Zaten biz orada da bakmıştık yani kadın varyantına kadar bir sürü farklı varyantı var Loki'nin ve kendisiyle kapışacağı bir diziye dönüşme ihtimalini görüyorduk. Yani şu anda peşinde olduğu katil olan varyantında Loki olması güzel, eğlenceli bir şey izleyeceğimiz anlamına geliyor. Bu dizide çok zaman açısından tutarlılıklar, şunlar bunlar peşinde koşmak yanlış olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü birçok ya saçma diyeceğimiz hareket bence çıkacaktır. Ya ben daha çok sıfırlama olayına takıldım şu anda. Yani şeyleri hoş göreceğim büyük ihtimalle. Zamanda yaptıkları saçma hareketleri. Çünkü Avengers'ta da zamanda yok efendim bir şey değiştirsek bozulmaz, bir şey olmaz falan deyip deyip geleceğe dönüş filmlerine falan laf çakması, onları yani tamam oradaki zaman modelini izlemezsin ama o onlar dandikmiş gibi hareketler yapması yani Endgame'de çok da hoşuma gitmeyen noktalar olmuştu. Dediğim gibi eğlenceli, kaliteli, tam bekleneni veren 10 numara bir dizi. İşte böyle kafamıza bir şeyler takılacaktır. Şu şöyle mi olsa, böyle mi olsa ama şu mantıksız falan filan bayağı bir şey olacaktır ama sadece bir Loki'nin macerasını izlemek bile bir keyif veriyor. Yani ilaç gibi geldi. O Falcon'la Winter Soldier saçmalığından sonra bu gerçekten ilaç. WandaVision birazcık daha merak uyandırıyordu. Bakalım bu onu geçebilecek mi? Sanki geçebilir diye de düşünüyorum. Çünkü zaman konusu başlı başına çok büyük bir güç. Yani ve tamamen normal dizi olarak gitmesi, mesela WandaVision'ın ilk bölümleri falan tamamen sitcom olarak gidiyordu. Tamam merak ediyorduk falan ama 20 dakika, 25 dakika falan filan yani tam doyurmuyordu, aç bırakıyordu. Yani bir sonraki bölümü bekliyorduk falan. Bugün yine doyurucu 50 dakikalık bölüm vardı. Umarım önümüzdeki bölümler de 50 dakika falan filan olur. Ve
tamam artık ısındırmayı yaptığımıza göre maceraya geçebiliriz deyip paldır küldür ilerler inşallah. Böyle doldurma boş bölümler falan yapmazlar yani. Bir bölüm zamanda bir macera olsun, bir bölüm başka bir zamanda başka macera. Birilerini kurtaralım, bu adamın iyi bir insana dönüşmesi falan gibi tripler. Hani oluyor ya böyle dizilerde, Mandalorian'da da oluyor, bir şeyde de oluyor. Bir tane boş bölüm olsun diye örnek veriyorum. Gittiği bir gezegendeki köylülere yardım ediyor ya. Ya bu da şimdi boş bölüm olsun diye gittiği bir zaman birimindeki insanlara yardım etme ya da kötülük yapma fark etmez. Oradaki insanlarla bir bölümlük böyle boş ilişkiler falan yaparsa hoşuma gitmez. Yani bölümlük hikayeler falan olmasın doldurma. Böyle gitsin, paldır küldür, aksın diye bekliyorum. Zaten 6 bölümüm var böyle yaparsın diye de düşünüyorum. Evet, üzerine çok konuştuk. Önümüzdeki haftalarda da üzerine çok konuşmaya devam edeceğiz. Güçlü bir başlangıç yaptı. Yani bu absürt komedi falan dediklerim aslında gömme değil. O da bir tür sonuç olarak. Ama sonuç olarak göze batmadan eğlendirerek hoş bir şekilde yapıyor. Loki zaten böyle bir karakter. Birazcık eğlence yanında olan bir karakter. Tamamen ciddi bir şekilde. Şimdi zaman dedik diye de bir tenet gibi ciddi takılmasını beklemeyiz adamdan yani. Güzel, hoş. Herkese tavsiye ediyorum diyeceğim ama bu tavsiyelik bir şey değil. Şu andaki bu videoyu izleyen insanların hepsi zaten tamamen Marvel fanları. Benden önce izleyip geldiniz şimdi. Acaba bu adam ne demiş diye geçiyorsunuz. Her hafta, her çarşamba burada Loki sohbetine gelmek isterseniz ben buradayım. Aşağıda yorumlara kendi fikirlerinizi, benim atladığım yerleri, hatalı olduğum yerleri ya da çeşitli teorilerinizi falan filan bunları bulursanız, yazarsanız daha doğrusu yorumlara, oradan muhabbetine falan da devam ederiz. Dediğim gibi Alican da Loki'nin figürünü çekecek bugüne özel. Bakalım nasıl bir figür videosu olacak. Ya ben çek dedim de çekmeye de bilir bilmiyorum yani. Şimdi daha önce bir tartı videosu çekecektik. Adama yani 3 ay 5 ay oldu tartının benim çekeceğim kısmını çektik ama o hala çekmedi. Yani ben şu an çekiyor derim. Bir bakarsın bir hafta sonra gelir, bilemeyeceğim. Göreceğiz artık. Evet, çok uzattık. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Abone olursanız çok memnun oluruz. Evet, iyi akşamlar, iyi geceler, hoşça kalın.